emeklinin zamlı maaş takvimi değişti. O tarihte hesaplara yatacak. Milyonların merakla beklediği rakamlar ve zam takvimi belirlendi. Emeklinin zamlı maaşı o tarihte hesaplara yatacak. 6 aylık enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli maaşları ile memur maaşlarındaki zam oranları netleşecek. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonların merakla beklediği rakamlar ve zam takvimi belirlendi. Emekliler için yeni maaş dönemi başlıyor. Peki emekli maaşları nasıl hesaplanacak? Emekli ve memur maaşlarında kritik tarihler neler? Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? İşte detaylar. Milyonlarca emekli ve memur için yılın ikinci zam dönemi yaklaştı. Gelecek hafta açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verisi ile birlikte 6 aylık enflasyon oranı ortaya çıkacak. Bu oran, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin enflasyon artışını belirleyecek. Memurlar ve memur emeklileri ise %10 toplu sözleşme artışına ek olarak Ocak ayında yapılan %15 oranındaki toplu sözleşme artışına ilave bir fark alacaklar tahminler, Haziran enflasyonunun %2'nin üzerinde olacağını öngörüyor. Bu durumda, 6 aylık enflasyon oranı %25-26 seviyelerinde gerçekleşecek. Eğer bu orana ek bir refah payı verilirse, bu da 3 Temmuz'da açıklanacak. Ardından, yasal düzenleme ile meclise sunulacak ve emekliler ile memurların Temmuz ayı maaşlarına yansıtılacak. Burada 10 15 puanlık bir refah payı ile artışın %35 40 bandına gelmesi bekleniyor. Bu ödemelerle ilgili takvim şu şekilde. 5 Temmuz memur emeklilerine maaş ödemesi, ay içinde zam farkı. 3 Temmuz zam oranları belli olacak. 17 26 Temmuz Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerine zamlı maaş. 25 28 Temmuz Bağkur emeklilerine zamlı maaş. Emekliler için yapılacak enflasyon artışı ve beklenen refah payı zammının yanı sıra taban maaşlarında değişmesi gündemde. Düşük kök aylıklar nedeniyle bir süredir emeklilere seyyanen ödeme yapılıyor. Ocak ayında 7500 TL'den 10000 TL'ye çıkarılan taban maaşlar Temmuz ayında tekrar düzenlenecek şu anda, 10 bin liranın altındaki tüm kök aylıklar bu rakama tamamlanıyor. Temmuz artışları da yine kök aylıklara uygulanacak. Eğer kök aylıklar taban maaşın altında kalırsa, seyyanen ödeme yapmaya devam edilecek. Taban maaş artışında enflasyon oranlarının etkili olması bekleniyor. Üç farklı formül üzerinde duruluyor. Mevcut 10.000 Türk Lirası. İlk 6 aylık enflasyona göre 12581 Türk Lirası. 2024 yılı enflasyon tahminine göre 13800 Türk Lirası. Asgari ücrete göre 17002 Türk Lirası. En düşük maaşlarda yapılacak enflasyon artışlarından sonra değişecek. Eğer refah payı eklenirse bu oranlar daha da yükselecek. Sadece enflasyon farkı ve toplu sözleşme ile belirlenen yeni maaşlar ise şöyle olacak. Taban aylıklar. Mevcut 10.000 Türk Lirası. 20-34 zamlı 12.034 Türk Lirası. Memurlar. Mevcut 32.860 Türk Lirası 37 kuruş. 20-34 zamlı 39.544 Türk Lirası 17 kuruş. Memur emeklileri Mevcut, 14.741 Türk lirası 51 kuruş. 20-34 zamlı, 17.739 Türk lirası 9 kuruş.